الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allahu Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullahel Azim. Estağfirullahel Kerim. Estağfirullahellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Kevser Suresi. Açıklıyorduk anlamını. Birinci ayeti geçmiş, ikinci ayete başlamıştık. En kısa sure amma ve lakin, beşinci dersimiz galiba. Allah-u Teala'nın rahmeti üzerimize olsun. Çalışalım, gayret edelim. Kevser'den hissemizi biz de alalım. Allah-u Teala insana türlü türlü nimetler verirse, ki veriyor, yani sevindiğinde insan ne yapmalı? Konu komşuyu toplayıp alet mi yapmalı? Saz çalıp oynamalı mı? Sıkıntıya düştüğünde, sevince boğulduğunda meye koşup içme mi? Mey. İnançlı insan bunları yapmaz. İmanlı insan bunları yapmaz. Allah'a şükreder. Verene teşekkür eder. Hamd eder. Bu nedenle Rabbim bize verdiyse bir nimet, kapan secdeye, eğil rüküye, dur Rabbimin huzurunda, şükrünü eda et. En güzel şükür, en güzel şükür secdedir, rüküdür, namazdır. Yoksa elhamdülillah deyip ben şükrediyorum, elhamdülillah diyorum, tam manasıyla kapsamlı bir şükür değildir bu. Her şükür kendi cinsinden olmalıdır. Bu bedenin, bu havanın, bu suyun, bu sağlığın, bu sıhhatin şükrü namazdır. Bu sebeple Rabbimiz Kevser'i verdik. Biz sana Kevser'i verdik, nimetler verdik. Deyince inna ataynakel kevser, onun akabinde hemen fasalli, namaz kıl. Fesalli, namaz kıl, li Rabbike, Rabbin için, senin Rabbin için namaz kıl. O halde sen Rabbin için namaz kıl.
namazı kendin kıl, ehline de emret. Ve akimis salat, namazı dosdoğru kıl. Namaz emirdir. Namaz, evet, amacı vardır mutlaka, hikmeti vardır. Namaz bir şükürdür. Burada Kevser suresinde nimetlere şükür anlamında, verilen nimetlere şükür anlamındadır. Fesalli li rabbike, Rabbin için namaz kıl ve vanhar ve kurban kes. Kurbanın anlamı Allah-u Teala'ya yakınlaşmaktır. Yakın olmak. Yani şükrün bir manada namazdan sonra şükürün bir anlamı bir çeşitte kurban kesmektir. Biz sana bu nimetleri verdiysek namaz kıl, kurban kes. Kurbanı kim keser? Belli şartları vardır kurban kesmenin. Kurban kesecek mali güce sahip olmak gerekir. Bu da yani malla ilgilidir. Gerçek ihtiyaçlarımızdan fazla nisap miktarı mala sahipsek kurban günlerinde kurban kesmemiz gerekir. Öbür yandan nisap miktarından mala sahip olmak ihtiyaç fazlası olarak zekat vermeyi gerektirir. Fıtır sadakası, fitre vermeyi gerektirir. Demek ki bunlar hep bir şükürdür. Zekat vermek de şükürdür, fitre vermek de şükürdür, kurban kesmek de şükürdür. Namaz kılmak bunun başında gelir, namaz kılmak da şükürdür. Namaz sağlığın, sıhhatin, afiyetin, bedenin bir şükrüdür. Ruhun yücelmesidir, ruhun rahatlamasıdır. Kurban, zekat, fıtır, sadaka ise malın temizlenmesidir, malın şükrüdür. Bu nimetleri size verdiysek o zaman namazı kılacaksınız, kurbanı keseceksiniz, zekatı vereceksiniz, fitrenizi yerine ulaştıracaksınız. Allah-u Teala'nın verdiklerinden siz de verecek ve şükrünüzü yapmış olacaksınız. Burada namazla birlikte kurbanın zikredilişi şükrün bir yönüyle kurban da bir şükür olduğu bize anlatılmaktadır. Namaz bir şükür olduğu gibi kurban da bir şükür. Ama kurbanın anlamına baktığımızda ismi de öyledir zaten, yaklaşmak, yakınlaşmak demektir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Kurban yakınlaşmak demektir. Dolayısıyla konu komşuya, insana yakınlaşmak için ona hediye vermek lazım. Paylaşmak lazım onunla.
Allah-u Teala'ya yakınlaşmak için önce namaz gerekir. Tanışmanın yolu, Allah'a yakınlaşmanın yolu namaz kılmaktır. Sonra Allah'a bu ibadetlerimizi kabulüne vesile olacak, yakınlaştıracak şey kurbandır. Fesalli li rabbike venhar. Öyleyse anlaşıldı. Sağsak, sıhhatteysek, afiyetteysek, aklımız eriyor, gözümüz görüyor, akıllı bir adam isek, insan isek, aklımız başımızdaysa, bunun şükrü nedir? Namaz kılmaktır. Kevser suresini okumaktan amaç ve maksat budur. Nimetlere şükürdür. Şükrün başında namaz kılmak gelir. Rabbin için namazını kıl ve yine şükrün bir anlamda diğeri de kurban kesmektir, kurbanını kes. Bu güce sahipsen. Ve biz buradan yine anlıyoruz ki bu hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Kurban kes, namaz kıl. Ama onun nezdinde Peygamber'e hitap, ümmete hitaptır. Yani Müslüman'a hitaptır. Bizim için söylenmiştir. Müslümanlar için söylenmiştir. Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu Rabbimiz bize buyurmaktadır. Namaz kıl ve kurban kes. Ve bunları şunun veya bunun için yapmayacağız. Çıkar menfaat desinler diye yapmayacağız. Lirabbike Rabbin için. Allah rızası için yapacağız. Yüce Mevla emrettiği için yapacağız. O bizden istediği için yapacağız. Başka birisi için yapmayacağız. İnne şâniyeke huvel ebtar. Sana bunca bu kadar nimet vermemize rağmen evet namazını kıl, kurbanını kes, böyle olmana rağmen, peygamber olmana rağmen, sizlere bu kadar nimet verilmesine rağmen, namaz, Allah için namaz kılmanıza rağmen, kurbanınızı kesmenize rağmen, hayır hasenatınızı yapmanıza rağmen, şükretmenize rağmen, ama birileri çıkıp Peygamber Efendimiz'e dedikleri gibi size zürriyetsiz, nesli kesilmiş, sizi alay alanlar ve sizin neslinizi kesmeye çalışanlar elbette olur. Doğrusu nesli kesik olan sana kim tutandır? Ebter dediler Efendimiz'e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ebterin anlamı soyu ve nesli kesik demektir. Ama esas nesli kesenler, adı sanı unutulanlar veya ismi kötülükle anılanlar, esas onlar da sana öyle diyor. O zaman burada düşünmemiz lazım. Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi, afiyet verdi, mal verdi, mülk verdi, nimetler verdi. Yani bu nimetler öldükten sonra da bizim hatırlanmamız istiyorsa bu malımızı, mülkümüzü, bu verilen nimetleri ölümsüz hale getirmek için hatırlanmamız lazım. Bunlarla bizi hatırlatacak eserler bırakmamız lazım. Bizi hatırlatacak evlatlar bırakmamız lazım. Nesiller bırakmamız lazım ki soyumuz, neslimiz, adımız, sanımız unutulmasın. Yani bunca nimet verildi bize, şan, şöhret,
Birçok insan şuna bak, neyin vardı ki ama nelere sahip oldun? Bunun gereği namazını kıldın, zekatını verdin, kurbanını kestin ama geride bir şey bırakmadın, eser bırakmadın, neslin kesildi, böyle olması lazım. Bu verilenlerle senden sonra gelen insanlığa ve insanlara faydalı olacak şeyler bırakman lazım. Ki sana nesli kesip soyu bitmiş demesin. İşte bugün öldün, geride bir şey bırakmazsan, bir eser bırakmazsan ertesi gün unutulursun. Esas soyu kesip olmak, ebter olmak budur yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 küsur yıldır adını anıyoruz. Dünyada en çok ismi anılan, unutulmayan insan kim denirse Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neden? Çünkü o verilen nimetleri insanlığın hizmetine sunmuştur. Bize ahlakı öğreten onu, iyiliğin ne demek olduğunu anlatan, öğreten, önderlik, rehberlik eden odur. Namazı en güzel şekilde kılan, efendim kurban, hayru hasenat, yani geride eser bırakan, unutulmayacak işler yapan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun için inne şâni'eke huvel ebtâr, sana ebtel diyenler, onların isimleri unutulmuştur, onların soyu kesiktir, onların nesli bitmiştir. Bir aile ne kadar kalabalık olursa olsun, ne kadar çoluğu çocuğu olursa olsun, geride insanların faydalanacağı, Allah rızası için eser bırakmıyorsa, bir cami yaptırmıyorsa, bir okul koymuyorsa, bir çeşme, efendim bir insanların faydalanacağı bir iş ortaya koymuyorsa, amel ortaya koymuyorsa, hatta onun ötesinde insanlara zarar verecek işler yapmışsa, esas nesli kesik olan, kötü olan odur. Onun çoluk çocuğunun çok olması önemli değil. Çok çoluk çocuk bakmıyor, her tarafa zarar veriyor. Her tarafı kırıp geçiriyor. İçkiyi üreten de onlar, içkiyi satan da onlar, kumara oynatan da onlar, hırsızlığı yapan da onlar, yaptıran da onlar. Böyle adamlar bırakmışsın sen geride, böyle mağdur bırakmışsın. İşte esas nesli kesip olanlar onlardır. Biz de diyoruz ki inne şen eke vel ebtar, Allah'ım bizim ardımızdan bizi hayırla yad edecek, bizim soyumuzu devam ettirecek güzel evlatlar, hayırlı evlatlar, hayırlı işler bırakmayı nasip et bize diyoruz. İnne şâni eke velemler demekle, okumakla, söylemekle. İnne atayna kelkevter, bu kadar nimet verdin Allah'ım. Onun için namazımı kılıyorum, senin için namazımı kılıyorum, şükrediyorum. Fesalli Rabbike vel hal, bunun için okuyorum. Kurbanımı kesiyorum, şükrümü yapıyorum, namazımı kılıyorum. Ama beni unutturmayacak hayırlı işler de ben öldükten sonra bırakmaya çalışıyorum. İşte beni bunlardan eyle Allah'ım. İnne şâni eke huvel ebtar demekle bunu demek istiyorum. Sana kötü diyenler, sana ebtar diyenler, o Ebu Cehiller, Ebu Lehebler kendilerinin soyu kesiktir, nesli bitmiştir. Onları hayırla yad eden yoktur. Ama seni kıyamete kadar hep Muhammed Mustafa denilince hep sana selam gönderen, evet, ümmetler, nesiller, insanlar kıyamete kadar devam edecektir. İşte bizim de kıyamete kadar ismimizin anılması için biz de geride bizim adımızı, ismimizi hatırlatacak eserler, evlatlar, nesiller bırakmamız gerekir. Kevser suresini okuduğumuz müddetçe Kevser suresini anlayabilmişsek böyle olması lazım.
Rabbim neslimizi halim selim eylesin. Neslimizi hayırlı eylesin. Bizi hatırlatacak geride hayırlı eserler bırakmayı bizlere nasip eylesin. Fesalli Rabbike venhar. Namaz kılıp da kurban kesenlerden ve kabul olunanlardan eylesin. Ve Kevser gibi nimetlere bizleri gark eylesin. İhsan eylesin. Faydalananlardan, nimetlerden faydalanmayı bizlere ihsan eylesin. El-Fatiha.